Moment videosuna hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Belki merak edersiniz, söyleyeyim. Moment konusunu zaten işlemiştim. Ne demek zaten işlemiştim? Hatırlamıyor olabilirsiniz çünkü mekanik avantaj ve tork videolarında anlatmıştım momenti. Ama şimdi dönüp bakınca momenti mekanik avantaj ve torkta anlatarak mevzuyu belki haddinden fazla karmaşık hale getirdiğimi görüyorum. Hatta onu da geçtim, fizik derslerinde çözülen en temel moment ve kuvvet problemlerini bile atlamışım. Özellikle de kalkülüse dayalı fizik derslerinde. Yani seneye makine mühendisi çıkacak olanların aldığı fizik derslerinde sorulan temel problemleri çözmemişim. Şahane. Buraya neden mekanik yazdım ben? Mekanik avantaj yazıyordum. Mekanik avantaj. Mekanik avantaj diye aratırsanız bulursunuz. Tork ve moment ile ilgili videolar daha önce yapmıştım. Evet, bir kuvvetin momenti nedir? Temelde torkla aynı şeydir. Torkun eş anlamlısı yani ve kuvvetle dönme eksenine olan uzaklığın çarpımına eşittir. Kuvvetle dönme eksenine olan uzaklığın çarpımı. Bu ne demek? Hemen basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki destek noktam burası. Burada bir destek noktam olsun. Üzerinde de bir kaldıraç var diyelim. Kaldıracımız da bu. Ve diyelim ki buraya bir kuvvet uygulayacağım. Bizi ilgilendiren kuvvetler, Torkta da aynı durum söz konusuydu. Torkla moment aynı şey çünkü bizi ilgilendiren kuvvetler dönme ekseni olan uzakla dönme ekseni olan uzaklığımız budur. Dönme ekseni olan uzaklığımız işte bu. Bizi sadece bu uzakla dik olan kuvvetler ilgilendiriyor. Böyle yukarı doğru bir kuvvet olabilir veya bu şekilde aşağı doğru bir kuvvet olabilir. Ve diyelim ki bizim kuvvetimiz bu şekilde yukarı doğru. Adına da F1 diyelim. Uzaklık da D1 olsun. Bu kuvvetin yarattığı moment şuna eşit, F1 çarpı D1. Başka bir deyişle, dik kuvvet çarpı kuvvet kolu. Kuvvet kolu burası oluyor. Basit makineler konusunda buna manivela dendiği de olur. Yanlış hatırlamıyorsam torkla ilgili bir videoda ben de bu terimi kullanmıştım. Manivela demiştim. Evet, peki bunda ilginç olan ne var? Öncelikle buradaki kuvvet çarpı kuvvet kolunu yani momenti yani torku dengeleyen başka bir kuvvet yoksa bu kaldıraç saat yönünde dönmeye başlar. Değil mi? Denge noktası burada olduğu için saat yönünde dönecektir. Peki saat yönünde dönmesini ne engelleyebilir? Şu an kaldıracım bu tarafı böyle aşağı dönme eğiliminde. Buna engellemenin tek yolu da, bunu dengelemenin tek yolu da bu tarafa yukarı yönlü bir kuvvet uygulamak. Diyelim ki bu tarafa karşıdaki kuvveti tam olarak dengeleyen yukarı yönlü bir kuvvet uyguluyorum. Bu sayede kaldırıcın dönmesini engelliyorum. Ve bu kuvvete F2 diyelim. Bu kuvvetin dönme ekseninden uzaklığı da T2'dir diyelim. Ama bu kuvvet saat yönünün tersinde etkiyor. Yani böyle gitmeye çalışıyor. Net -torktan bahsederken öğrendiğimiz gibi moment kanunu bize şunu söylüyor. Bu kuvvet çarpı bu uzaklık eşittir. Bu kuvvet çarpı bu uzaklık. Yani f1 d1 eşittir f2 d2 ya da bu terimi karşı tarafa, diğer tarafa atacak olursak, f2 z 2 eksi f1 d1 eşittir 0. Torktan bahsederken denklemin bu halinden faydalanmıştık. Çünkü tork konusunda bir teamül olarak saat yönünün tersine olan dönüşlere pozitif diyoruz. Bakın bu terim kaldırıcı saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor. Ve dönme saat yönünde ise tork negatiftir diyoruz. İşte burada da teamülü uyduk. Neden? Çünkü tork bir sözde vektördür. Ama şu an aklınızı karıştırmak istemiyorum. Fark etmişsinizdir, moment problemlerinin çözümleri gayet basit oluyor. Hatta birkaç tane çözelim. Biliyorsunuz problemler çözdükçe kolaylaşır. Tabii sileceğim diye yeşile boyayanlardan değilsiniz. Şimdi diyelim ki, önce şu değerlere gerçek sayılar verelim. Şunları bir sileyim de. Hadi bakalım. Tekrar bir kaldıraç çizeyim. Tork konusunda şunu öğrenmiştik. Bir cisim net torku yani kendisine etken tüm torkların toplamı sıfır olduğu zaman dönmez. Burada da aynı prensibi uygulayacağız. Ya da şöyle yapalım, şöyle yapalım doğrudan kuvvet kullanmaktansa kütle kullanalım. Kaldıraç problemleri böyle daha akla yatkın oluyor. Diyelim ki burada 5 kilogramlık bir kütle var. 5 kilogram yer çekimi ivmesinde 10 metre bölü saniye kare alalım. Şimdi buradaki aşağı yönlü kuvvet nedir? Nedir? Kütle çarpı ivmedir. Yani 50 newtondur. Ve diyelim ki bu kuvvet kolu, yani kuvvetin denge noktasına olan uzaklığı 10 metre. Ve yine diyelim ki bir kütlem daha var. O da ne olsun? Bilmem. Mesela, mesela, mesela 25 kilogram olsun. Yok, 25 çok. O da 10 kilogram olsun. Burada da 10 kilogramlık bir kütle var. Şimdi bu kütleyi denge noktasından, yani dönme ekseninden, öyle bir d uzaklığına yerleştirmek istiyorum ki, buradaki 5 kilogramlık kütleyi tamamen dengelesin. O halde bu 10 kilogramlık kütleyi dönme ekseninden ne kadar uzağa koymalıyım? Düzeltiyorum, uzaklık bu olmalı. Kütle merkezine olan uzaklık önemli çünkü. Şimdi bu 10 kilogramlık kütlenin aşağı doğru uyguladığı kuvvet nedir? Şudur. 10 kilogram çarpı 10 metre bölü saniye kare. Yani 100 newton. Bu kuvvet hangi yöne etkiyor? Saat yönünün tersi istikamette etkiyor. Peki bu? Bu da saat yönünde etkiyor. Ve ikisi birbirini dengeliyor. Şimdi bunu birkaç yolla çözebiliriz. Mesela diyebiliriz ki, 50 Newton'un momenti, yani saat yönünün tersi istikamette etkiyen moment, 50 Newton çarpı 10 metre. Ve bu, bu moment, kaldıracın dönmemesi için saat yönündeki momente eşit olmak zorunda. Peki saat yönündeki moment neye eşit? 100 Newton çarpı bir uzaklık. Bu bir uzaklığa da d diyelim. 100 Newton çarpı d. Şimdi denklemden d'yi çekeceğiz, değil mi? 50 çarpı 10 eşittir 500, yani 500 Newton metre. 100 Newton çarpı d'ye eşit olacak. İki tarafı da 100'e bölelim. 5 eşittir d. O halde d eşittir 5 metre. İlginç değil mi? Çocuk parkındaki tahterevalli deneyimlerimizi doğruluyor olsa gerek. Dönme eksenine yakın bir ağırlıkla uzaktaki daha hafif bir yükü dengeleyebiliyoruz. Veya tam tersi de geçerli. Dönme ekseninden uzağa küçük bir ağırlık koyarak daha büyük bir kütleyi kaldırmak için mekanik bir avantaj elde edebiliyoruz. Evet, o halde daha zor bir probleme geçelim. Ne kadar çok soru çözersek o kadar daha iyi anlayacaksınız. Şimdi, Diyelim ki birkaç farklı kütlemiz var, birkaç farklı kütlemiz, birden çok kütlemiz var. Ya da, ya da kütle kullanmayalım, direkt kuvvetlerle çözelim. Çünkü konuyu gereksiz yere karmaşık hale getirmek istemiyorum. Denge noktamız burası. Ve diyelim ki burada 10 newtonluk bir kuvvetimiz var, saat yönünde. Ve diyelim ki buraya 0 dersek, eksi 8 noktasından etki yok. Yani bu uzaklık 8 birim. Ve aşağı doğru 5 Newton'luk başka bir kuvvetim var. Onun da x koordinatı, bilmiyorum mesela, eksi 6 olsun. Buradan da mesela 50 Newton'luk bir kuvvet yukarı doğru etkisin. İşlem biraz karışabilir, uyarayım baştan. Etkidiği noktanın koordinatı da eksi 2 olsun. Yani bu uzaklık 2 birim. Diyelim ki sorumuz şu. Bu arada değerleri tamamen kafadan atıyorum. Mesela burada da 5 Newtonluk. 5 Newtonluk bir kuvvetim var. Yok daha saçma bir sayı olsun. 6 Newton olsun. Ve bu uzaklıkta 3 metre diyelim. Ve şimdi şu soruya cevap arıyorum. Buraya yukarı veya aşağı yönlü bilmiyorum çünkü sayıları kafadan atıyorum. Nasıl bir kuvvet uygulamalıyım ki, buraya nasıl bir kuvvet uygulayacağım ki sistem dönmesin, sabit kalsın. Kaldıracın dönmemesi için saat yönünün tersi istikametteki momentlerin, yani torkların saat yönündeki momentleri dengelemesi gerekir. Dikkat edin, tüm kuvvetler aynı yönde değil. Şimdi hangi momentler saat yönünde onu bir belirleyelim. Bu saat yönünde, bu saat yönünde, diğerleri saat yönünün tersi istikamette. Buradaki kuvvet hangi yönde etkiyor bilmiyoruz. Ama şimdilik bu kuvvetin saat yönünün tersine etkilediğini varsayalım. Ya da saat yönünde olduğunda varsayabiliriz, fark etmez. Şimdilik saat yönünün tersine etkilediğini düşünelim. Şimdi bu saat yönünün tersine etkiyor. Bu da saat yönünün tersine. Bu da saat yönünün tersine. Ve diyelim ki bu bilinmeyen kuvvet de saat yönünün tersine etkiyor. Sonuçta saat yönündeki momentler saat yönünün tersi istikametteki momentleri dengelemek zorunda. O halde saat yönündeki momentler hangileri? Mesela bu var. 10 Newton çarpı kuvvet kolu. 8 demiştik değil mi? Çünkü x koordinatı 8. 10 çarpı 8 artı 50, çünkü bu da saat yönünde, çarpı 6. Saat yönündeki momentler bunlar ve bunların saat yönünün tersi istikametteki momentlere eşit olması gerekiyor. Saat yönünün tersindeki momentler hangileri? Burada 5 Newton'luk bir kuvvet var. Çarpı 6. 5 Newton çarpı. Bir dakika 6. Bu uzaklık mıydı? Hayır, bu uzaklık 6 birimdi. Buraya başka bir sayı yazmıştım ama şimdi okuyamıyorum. Ne demiştik bu uzaklığa? Neyse 2 olsun, 2 diyelim. Yani burası 50 çarpı 2 olacak. Eksi 2. Çünkü bu tarafa eksi kabul ediyoruz. Kafanızı karıştırdıysam özür dilerim. O halde saat yönündeki momentlerimiz hangileri? Buradaki 10 Newton'un uzaklıkla yani 8 ile çarpımı ve bu 50 Newton'un mesafe ile uzaklıkla yani 2 ile çarpımı bu eksi işareti aklınızı karıştırmasın. Orijine uzaklığı bu. Yani yine 8 birim. Anlaştık mı? Bu 50 Newton'luk kuvvetin de denge noktasına uzaklığı 2 birim. İşte bunların toplamı saat yönünün tersi istikametteki momentlerin toplamına eşit olmalı. Saat yönünün tersindeki momentleri hesaplayalım. 5 çarpı 6 değil mi? Saat yönünün tersine etken 5 Newton'un denge noktasına olan uzaklığı 6 birim. Bir de 6 Newton çarpı 3'ümüz var. Bu arada bu kuvveti bu yönde varsayıyoruz, kesin olarak biliyor değiliz. Ve kuvveti uyguladığımız noktanın denge noktasından uzaklığı, önceden söyleseydim problemi çoktan çözmüştünüz, diyelim ki 10 metre olsun. Yani bunlar artı kuvvet çarpı 10. Bu durumda kuvveti bulabiliriz. 80 artı 100 eşittir 30 artı 18 artı 10f. Yani 180 eşittir 48 artı 10f. 180'den 48'i çıkaralım. 132 yapar. Yani 132 eşittir 10f. O halde f eşittir 13,2 Newton. Yani tahminimiz doğruymuş. Bu kuvvet saat yönünde etkiyen bir kuvvet. Bir dakika. Saat yönüyle saat yönünün tersini devamlı karıştırıyorum. Bu kuvvet saat yönünde etkiyen bir moment ve diğerleri... Hayda. Bu saat yönünün tersini etkiyor. Diğerleri de saat yönünde. Şunlara bir isim vereyim. Kimdir video boyunca neler yaptım. Bunlar saat yönünde etkiyen momentler. Yani bu ve bu. Peki saat yönünün tersi istikamette etkenler hangileri? Bunlar. Yani 13,2 Newton'luk bir kuvveti 10 metre mesafeden uygulamalıyız ki 132 Newton metrelik bir moment üretelim ve o da saat yönünün tersine etkiyip diğer tüm momentleri sıfırlasın. Böylece kaldıracımız hareketsiz kalsın. Neyse saat yönü konusunda biraz kafanızı karıştırmış olabilirim saat yönü ve saat yönünün tersi. Neyse konuşmayayım daha fazla. Şunu bilin yeter. Bir dönme yönündeki momentler diğer yöndeki momentleri dengelemeli. Bir de moment denilen şey, kuvvetle denge noktasına olan uzaklığın çarpımıdır. Yani kuvvet çarpı, kuvvet kolu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bu kadar hata yaptıktan sonra beni hala seviyorsanız görüşürüz. Eyvallah.